burası yüksek ova. Çok yüksek bir noktadayız. Burada terör hedefleri gözetlenip tespit edilip nokta atışıyla vuruluyor. Askerlerimiz burada gece gündüz 24 saat çalışıyorlar. Biz de bugün buradayız. Yüksekova'da bir üst bölgesindeyiz. Çok kritik bir nokta. Burası Irak sınırına çok yakın bir mesafe. Ne yol var ne bir şey. Helikopterle indik. Helikopterle gideceğiz ama belli bir zamanı var. Canımız istediğinde helikopterle çekip gidemiyoruz da bu gece burada Türk askerlerine misafir olacağız. İşte bu bölgede yıllarca terör örgütleriyle mücadele edildi. Çok sayıda şehit verildi bu bölgede. Her şekilde hazırsınız. Her zaman her şekilde hazırız. Evli misiniz? Yok, bekar. Bekarsın. Aileniz mi? Aileniz mi? Şu an Hakkari Yüksekova'da Irak sınırında askeri bir üsteyiz. İşte biz burada gelişmeleri takip ederken Hakkari Yüksekova'da deprem oldu. Biz de 3200 metre yüksekte depremi hissettik. Nereye gitsek bir olay oluyor. Hayırlısı olsun inşallah. Komando olarak her zaman daima güçlüyüz, hazırız ve cesaretimiz tüm dünyaya korku salmaktadır. Allah! Ya tekrar bu üniformayı terlettiğim için kendimle ve Türk milletiyle gurur duyuyorum. Zorluk zorak ya. Biraz önce kontrolü yok. Doğru çok zor ama komando değil mi? Teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullanabileceği, aynı zamanda zıma ve saldırı yapabileceği, sınır hattından geçebileceği kritik stratejik bir nokta. Tamam. Bu noktada her daim 7-24 nöbette gözetleme yaparak aynı zamanda harekatlar düzenleyerek bu zorlu coğrafyada görev yaparken ve yapmaya devam ederken muhabbet olacak. Evet. Sonra biz bu sefer arazi siz bekliyorsunuz, biz mevziye gidiyoruz. O sırada tamam. Yayında olacak. Biz görüntülü konuşan muhabbeti son tarzda zaman kazanacağız. Gece bu üste misafir olarak kaldık. Gece 2'de yatabildik üste. Sabah ise 6'da zaten uyandım. Güzel bir hava var, güzel bir manzara var. Aynı zamanda burası 3200 metre yüksekte riskli bir üs burası. İşte biz burada gece misafir olarak kaldık. Yol yok, herhangi bir yol yok. Sadece helikopterle gidip gelebiliyoruz. Bugün de helikopteri bekleyeceğiz. Burada hava -15 derece civarı şu an. Ama üzerimizde uygun elbiseler olduğu için çok fazla soğuğu hissetmiyoruz. Ama yine de soğuk tabii ki. İşte burada askerlerimiz gece gündüz her zaman nöbet tutuyorlar. Irak sınırındayız. Karşı taraf Irak sınırı. Bu bölgelerde yıllarca terör olayları yaşandı, şehitler verdik. Bu bölgede şu an güven sağlanmış durumda. Şu anda kalkarınlığı benim boyuma ulaşmış.